Fatih Terim'in gönül almasına. Peş peşe başarılı sonuçlar geldi. Galatasaray umduğunu bulamadı. Kulübün adına, büyüklüğüne, geçmiş yıllar performansına bakıldığı zaman Galatasaray'ı tatmin etmeyecek sonuçlar alındı ve Galatasaray orta sıralarında altına indi ve sonunda Fatih Terim görevden alındı. Ancak bu görevden alınma ile ilgili camiada Fatih Terim'i istemeyenlerin bile, yani Fatih Terim artık devrini tamamladı diyenlerin bile rahatsız olduğu şey oldu. Bunlardan bir tanesi mevcut teknik direktör Torrent'le gidip Domenech Torrent'le yapılan görüşme. Hı hı. Bu görüşme Torrent'in yardımcısı, Fatih'in yardımcısı olarak gelmesini öngören bir görüşmeydi ve böyle bir teklif yapılmıştı. Ancak Terim buna karşı çıktı ve ben kendi yardımcıma çalışırım dedi. Bu bile bile mi yapıldı? Yani Fatih Terim'i rahatsız etmek için mi? Fatih Terim'i istifaya zorlamak için mi yapıldı? Ve bu kimin fikriydi? Siz mi bu görüşmeyi istediniz? Çünkü iddialar o ki daha yaz aylarından beri bir teknik direktör arayışı vardı ve Fatih Terim'e aslında uzun vadeli bir proje olarak bakılmıyordu. Özellikle Işıtan Gün isimli yöneticinin burada böyle bu çalışmayı yürüttüğü söyleniyordu. Doğru mudur, değil midir? Üslup yanlış mı oldu, doğru mu oldu? Özellikle bu Torrent olayında. Tamamen, özellikle önemli bölümü yalan. Özellikle içinden geçtiğimiz son dönemlerde, aslında sizin programınıza çıkmak sebebim ve çıkmak isteme sebebim bu. O kadar çok fazla yalan bilgi ve çirkin üsluplarla servis ediliyor ki bunların doğrusunu Galatasaraylılara anlatmamız lazım. Bir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kişilerden bağımsız. Ben sizi çok seviyor olabilirim. Çok da başarılı, iyi bir Galatasaraylı olabilirsiniz ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın yapması gereken görevler değişmez sizin sevgisine göre. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı istediği teknik direktörle, istediği kulüp başkanıyla istediği zaman alternatifleri görüşmek için görüşebilir. Yani B planı her zaman yapabilirsiniz. Mecbur. Galatasaray yapabilir. Bir o. Üçüncüsü, yazdan beri böyle bir şey asla olmadı. Son dönemde beraber bizim şöyle bir yönetim kurulunda çalıştığım arkadaşlarım, profesyonel arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarımız dahil olmak üzere son ana kadar işin birlikte yürüyemeyeceği Galatasaray adına inandığım ana kadar, sonuna kadar arkasında dururum. Bunu da çoğu defa dönem içerisinde ispat ettim. Hatta bunun adı çok eleştirildiğim oldu. Yani burada eğer bir hocayla çalışıyorsanız o yarım olmaz Galatasaray için. Sonuna kadar sahip çıkmanız lazım. Şimdi ikinci konuya gelince orada da bir kirlilik var. Birincisi, ben görüşmeleri yaptım. Burada maalesef yönetim kurulu, ben bir basın toplantısı yaptım bu karardan sonra. Çünkü hakikaten yönetim kurulu arkadaşlarıma çirkin birebir saldırılar olmaya başladı. Bunun başka sebepleri de var arkalarında. Bunları da zamanı geldiğinde, yani böyle bu tür şeylerle ilgili hep yargıya gidiyoruz. Bunları ispat etmeden insanları zan altında bırakmaktan imtina ediyorum. Çünkü Galatasaray'da bu çok yapılır bir şey oldu. Yazdan beri böyle bir görüşme yok. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. Hocamıza böyle bir görüşme yapıldığını söylemedik. Sadece hocamızla bir maç sonrası yaptığım görüşmede Guardiola'nın eski yardımcıları ile ilgili bana bir bilgi geldiğini, ona bu bilgiyi ileteceğimi söyledim. O görüşmenin detaylarını anlatmadım. Orada hakkıdır. Detayla ilgili haberi yok. Ama peki ben, ne dedi mesela? Olabilir dedi mi? Yoksa ne görüşürsün kardeşim? Tamam, kısa geçtik. Kimden geldiğini sordu. Ben de anlattım. Yani görüşmenin detayını anlatmadık. Hakikaten de böyle bir, çünkü bizim getirmek bambaşka bir sistem var yurt dışında başarılı olan kulüplerde. Bu sistemleri anlamak için de kulüplerden sürekli ben birçok kişiyle görüşüyorum. Pazarlama departmanında insanlarla görüşüyorum, danışmanlarla görüşüyorum. Yani başka Avrupa kulüplerinde. Avrupa kulüplerinde. Bunlar nasıl yapmışlar? Birçok da yani Avrupa futbolunda bizim bu yapmak istediğimiz değişimi başarmış. Bunda da sonuçları birkaç defa elde etmiş kişilerle görüşüyorum. Çünkü maalesef Türkiye'de bunun iyi bir uygulaması yok. Burada böyle bir görüşme yaptık. Sonradan bunun en büyük sıkıntısı tabii basında tartışılması oldu. Ama o arada da başka sebeplerle zaten hocamızla bir görüşme yaptık. O görüşmede yolları ayırınca da ben yaptığım daha önceki görüşme sonucunda en uygun opsiyonun bu olacağına inandığım için bu kararı aldım. Tabii bu arada çok fazla birlik kirliliği var. Mesela yani, nedir o birlik kirliliği? Şimdi, işte mesela siz... yönetim kurulunda kimin karşı olduğu, kimin lehte olduğuna kadar
konuşulan, arkadaşlarımızı, yönetim kurulu arkadaşlarımızı hedefe koymaya çalışan bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliklerini de sosyal medyada bir takım aktivitelerle... Yani Domenech görüşmesi sizin bilginiz dahilinde, sizin arzunuzla yapıldı. Siz yaptınız bu görüşmeyi ve siz getirdiniz. Terimi yollamak da sizin şahsi kararınız mı yoksa yönetim kurulu kararı mıydı? Yönetim kurulu, başkan yönetim kuruluyla her zaman istişare eder. Yoksa istişare etmeyeceğiniz bir kurul kurduysanız onlar, yani dediğim resme uymaz. Yönetimde terim kalsın diyen oldu mu hiç mesela istişare ettiğiniz zaman? Oldu. Yani değişikliğin zamanlaması ile ilgili farklı fikirleri olanlar vardı. Tam ben de bunu soracaktım zaten. Fatih Terim, evet takım kötü oynuyordu. Geçen sene de kötü oynuyordu. Ondan önce sene de kötü oynamıştı. Bunda kimsenin aksini söyleyecek hali yok. Ancak bir proje yürütülüyordu ve en azından herkes şunu söylüyor mesela, ben de Fatih Terim'in çalışılmasından yana olmayan biri olarak söylüyorum bunu. Eleştiri kaynaklarından bir tanesi şu. Ya bu adam takımı UEFA Kupası'nda ya da işte yeni adıyla UEFA Ligi'nde Mart'ta bir önemli maça hazırlıyor ve oraya da lider olarak gitti. Hiç değilse Mart'a kadar kalsaydı kardeşim, zaten lig kaybedilmiş vaziyette, bundan beteri olmazdı noktasında. Mesela burada Fatih Terim'e bir haksızlık yapıldığı ve Fatih Terim'in belki de bir yandan da camia karşısında haklı çıkaracak bir noktaya taşındığı konusunda hemfikir değil misiniz? Haklı çıkmak şimdi... Mart'ta olsa ne olurdu? Özellikle bu konuda çok hassas davranmaya çalıştım. Bir, camiamız için çok değerli olan bir futbol adamı var, camiamızın üyesi. 30 yıldır tanıyorsunuz. 30 yıldır çok büyük başarılar. Benim de kendisini çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Özel bir sevgim. Fakat burada Galatasaray başkan olarak Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundaydım. Beni biraz daha korusun, biraz daha bekleyeyim, tepki almayayım vesaireyle gidebilecek bir durumda değil Galatasaray. En doğru olduğunu düşündüğüm kararı aldım. Bunun da arkasındayım. Peki tribünlere karşı da korumuyor muydu bir yandan? Tribünlerin sabrının arkasında, terimin oradaki varlığı yok muydu? Bir şey söyleyeceğim. Zaten bu kadar zor bir durumda Galatasaray'ı buradan çıkarmaya çalışıyorsanız sizi kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Yani hani biraz gerçekleri de yaşayarak öğrendim ama bu yalnız bir konum. Buraya arkadaşlarınız da sizi bir yerde koruyor. Çünkü onlar da baskı altındalar bir yere kadar. Burada cesaret göstermek lazım. Bazı Galatasaray başkanı da cesaret göstermeyecekseniz, birileri tarafından korunmayı bekliyorsanız bunu yapmamanız lazım. Yani özellikle de bu dönemde yapmamanız lazım. Yani bu kadar çok sorunun içinde olduğu, sporun da ve futbolun bu kadar ufaldığı ve Bankalar Birliği anlaşması imzalandığı bir dönemde bunu yapmamak lazım. Burada ben Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilinde en uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup olmadığını da zaman bizlere gösterecek. Kararı aldığım anki verilere de bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı. Ama dediğim gibi kişilerle ilişkilerimizi Galatasaray'da alınan kararlarla karşılaştırmamak lazım. Ve o alınan kararlar kişilerin önemini de Galatasaray açısından azaltmaz. Ama sonra tabii tekrar üzülerek söylüyorum. Bu ayrılığı da yaparken en şık şekilde yapmaya çalıştım. Çünkü geçmiş dönemlerde hem kişisel sevgi ve saygı ilişkimizden dolayı hem de benim verdiğim değerden dolayı bunu Galatasaray'a uygun bir şekilde yapmamız gerektiğine de inandım. Fakat sonrasında bambaşka bir ortam oldu. İşte takıma dahil sahip çıkılmayan maalesef... Tabii bütün taraftarları söylemek istiyorum ama takıma karşı bile hani ciddi protestoların oldu. Benim unutum, Galatasaray Başkanı'na her zaman eleştiri olabilir. Doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Onu da zaman gösterecek. Son başkanların hepsine tepki oldu. Ama dediğim gibi takımın taraftarına çok ihtiyacı olduğu bir dönemde de takımın taraftarının yanında olması lazım. Bu kavgaları bırakmak lazım. Bizler zaten biliyorsunuz bugünlere ocu bucu. Başkanlar nezdinde o kişiyi seviyorum o gelsin, bu kişiyi seviyorum bu gelsin diyerek geldik. Bundan sonra radikal karar almazsak önümüzde ödemek zorunda olduğumuz koca bir borç var. Peki radikal karar almak derken Fatih Terim'i bir yandan teknik direktör alıyorsun ama bir yandan da bildiğimiz kadarıyla sportif AŞ'nin yani futbol takımının patronu olan şirketin yönetimine girmesini istediniz. Evet. Bu çelişmiyor mu? Ben hala
Fatih Terim'in çok önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da çok fazla futbol aklı yok biliyorsunuz. Geçen gün birkaç arkadaşımızla konuşuyorduk. Hoca'ya da bunu daha önce söyledim. Futbol aklı dediğiniz zaman Galatasaray'da yani bir elin parmaklarını 10 kişi bile yok. 5 kişi bile yoktur. Yani Fatih Hoca da Galatasaraylı olarak bunlardan biridir. Ben bu projenin idari bir proje olduğunu sahadaki geçen dönem... Yani Fatih Terim'in teknik yönü değil, idari yönüne güveniyorsunuz. Evet.